Bazı futbolcular milli takım seçme konusunda birden çok seçeneğe sahip olabiliyorlar. Bunun nedeni futbolcunun doğduğu yer, annesiyle babasının farklı ülkeden olması veya futbolcunun o ülkenin vatandaşlığına sahip olması ve benzeri birçok faktörden dolayı oluşuyor diyebiliriz. Bu tercih meselesinde ise futbolcuları ikiye ayırıyoruz. İlki kariyer yapmak için ya da o ülkeye borçlu hissettikleri için kendi ülkesini seçmeyen futbolcular. İkincisi ise tüm bu durumlara rağmen kendi ülkesinde oynamak isteyip kendi ülkesini seçenler. Biz bu içeriğimizde her şeye rağmen kendi ülkesini seçenleri inceleyeceğiz. Siz de böyle bir durumda kalsaydınız kendi ülkenizi mi yoksa başka ülkeyi mi seçeceğinizi yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Hakan Çalanoğlu Milli takımımızın önemli isimlerinden olan Hakan, şu anda Almanya Milli Takım Teknik Direktörü olan Filik'in 2013'te Almanya yerine Türkiye'yi seçince şu açıklamayı yapmasına sebebiyet vermişti. Filik, Türkiye'yi seçen Hakan Çalanoğlu dışında kimsenin yokluğunu hissetmiyoruz demişti. Bu da Hakan'ı kendi taraflarına çekmek için ne kadar uğraştıklarını gösteriyor. Hakan Almanya'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiği için Almanya'yı seçme hakkına da sahipti ama o alt yaş kategorilerinde de her zaman Almanya'dan da davet almasına rağmen 16 yaşından 19 yaşına kadar Türkiye alt yaş kategorilerinde oynamayı tercih etti ve devamında 19 yaşında hem Almanya A takımından hem de Türkiye A takımından davet aldı. O dönemki kulübü Hamburg, Hakan'a Almanya'yı seçmesi için baskı uygulasa da Hakan temelli olarak Türkiye'yi seçerek Almanlara kapıyı kapattı. Türkiye ile şu ana kadar 66 maça çıkan isim 14 gol atarken 13'te asist yapmayı başardı. Milli takım bazlı bir başarısı ise 9 yıl boyunca henüz maalesef olmadı. Gerrit Bale, Galler deyince aklımıza gelen sayılı isimlerden biri olmayı başaran Bale, aslında İngiltere milli takımını seçerek şu anda başka noktalarda olabilirdi. Her şeye rağmen Galler ile de kendi önderliğinde Euro 2016'da hatırlarsanız yarı final görmeyi başardı. Bale, İngiltere'yi seçmediğin için pişman mısın diye sorulduğunda ise cevabı şöyle oldu. Bale Seçme şansım vardı. Annemin tarafı İngilizlere dayandığı için evet böyle bir hakkım vardı. Ama ben Gallerliyim ve böyle olmaktan gurur duyuyorum. Ve Galler formasını giydiğimde yüzde yüzümü veriyorum. İngiltere benim için bir seçenekti ama hiç aklıma gelmeyen bir seçenek demişti. Futbola İngiltere'de Southampton'da başlayıp zirve noktasını Real Madrid'de gören Bale, Galler milli takımıyla çıktığı 100 maçta ise 36 gol atıp 21 asist yaptı. Aubameyang Aubameyang Fransa'da büyüdüğü için Fransa, annesinin kökleri de İspanya'ya dayandığı için İspanya milli takımını seçme haklarına sahipti. 18 yaşında Milan A takımına da yükseldiği için her iki milli ekibinde radarına girmişti zaten. 19 yaşında ilk milli davetini Fransa'dan almış, Fransa alt yaş kategorisinde bir maça çıkmıştı. Daha sonra bu durumdan 1 iki ay sonra Fransa A takımından ve Gabon A takımından davet alan Aubameyang Gabon'u seçti. Şu ana kadar hiçbir Dünya Kupası ve büyük organizasyona katılamayan Gabon'u seçmek yerine İspanya veya Fransa'yı seçseydi adını daha baskılı bir şekilde duyurabilirdi. Gabon'u seçme sebebini ise Obama Yank şöyle açıklıyor. Babamın ayak izlerini takip etmek istedim. Geçmişte Gabon milli takımının kaptanıydı. İspanya ya da Fransa'yı seçebilirdim. Ama köklerime sahip çıktım dedi. Milli takımıyla 63 maça çıkan isim 29 gol atarken 10'da asiste bulundu. Riyad Mahrez Mahrez'de çoğu Afrika kökenli futbolcu gibi Fransa'da büyüyüp bir yetişmiş biri. Bundan ötürü Cezayir dışında Fransa milli takımını da seçme hakkına sahibiydi. Tabi Mahrez'in parlama dönemi 2014-2015 yani 22-23 yaşlarında olduğu için artık Fransa'dan davet almayacağını düşündüğü için Cezayir'i seçmiştir diyebilirsiniz. Ama durum öyle değil. Mahrez normalde 2010'da genç Fransız oyuncu arayan PSG ve Marsilya'dan B takımda oynaması için teklif aldı. Ama bunu kabul eder ise her iki takımda Fransa milli takımını da seçmesini ve Fransız oyuncu yetiştirmek istediklerini söyleyince 18 yaşında bu teklifleri reddetti. Ve ikincilik takımı olan Loewne'nin B takımı transfer oldu. Bir senede B takımdan çıktı ve 2014'e kadar parladıktan sonra 2014 Ocak transferinde Leicester City'ye 22 yaşında transfer oldu. O sene Leicester'ın Premier Lig'e e çıkmasında 6 aylık performansı ile etkili olan isim beklediği ilk daveti yazın alarak Cezayir Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Mahrez geçmişte Fransa'da oynamamak için PSG ve Marsilya'da gibi kulüplerin B takım teklifini neden reddettiği sorulduğunda ise atalarının zamanında Fransızlardan çok zulüm gördüğünü ve 16 yaşında babası ölürken ona Cezayir'de oynamak için söz verdiğini açıkladı. Cezayir ile bir Afrika Kupası kazanırken 73 maçta 26 gol, 34 asist gibi muhteşem bir performansa da imza atmayı başardı kendisi. Orkun Kökçü bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 22 maçta 5 gol 7 asist oynayan Orkun Kökçü'den bahsetmeden olmazdı. Orkun Kökçü tabiri caiz ise Türkiye'yi seçmek için ailesini karşısına aldı. Feyenoord'da oynayan isim Feyenoord altyapısından çıkma ve 18 yaşına kadar birazcık Feyenoord'un da yönlendirmesiyle Hollanda alt yaş kategorilerinde oynadı. 19 yaşında ilk kez Türkiye takımından davet alan Orkun o anı şöyle anlatıyor. Orkun Ailem tercihimin Hollanda'dan yan olmasını istedi. Menajerim de kariyerim açısından Hollanda'yı seçmemi daha doğru gördü. Ama Türkiye benim evim ve ben Türkiye'yi seçtim dedi. Geleceğin önemli 10 numaralarından biri olması beklenen Orkun, şu ana kadar 13 kez milli formayı giyme şansı yakalarken 1 gol 2 asist yaptı. Tabi çoğu maça sonradan girdiğini hatırlatmakta kesinlikle fayda var. Messi Messi aslında Arjantin milli takımı dışında iki tane daha milli takımı seçme şansına sahipti. Bunlardan biri İtalya. Hem annesinin hem de babasının kökü İtalya'ya dayanıyor. Ama İtalyalı yetkililer Messi için hiçbir zaman harekete geçmemişler. Bir diğeri ise İspanya. İspanya Messi'yi elde etmek için elinden geleni yapan bir ülke. 16 yaşından itibaren Arjantin alt yaş kategorilerinde oynamaya başlayan Messi'ye tam 18 yaşına girdikten 6 gün sonra İspanyol vatandaşlığı veriliyor. İspanya Federasyonu Messi'yi kendi A takımlarını seçmesi için her türlü yolu deniyor. Ama Messi 3 ay sonra Arjantin A takımından gelen davete evet diyerek İspanya'ya resmi olarak kapıyı kapatıyor. Messi bu durumu şöyle anlatıyor. Messi, çocukken Arjantin Futbol Federasyonu'ndan bir telefon almayı bekliyordum. Bana gayri resmi olarak İspanya'da oynamak isteyip istemediğim soruldu. Ama her zaman milli takımım için oynamak istediğimi söyledim. Çünkü Arjantin'i seviyorum ve bunlar giymek istediğim teknikler dedi. Bir dönem İspanya'nın teknik direktörü olan Boski de Messi için yaptıklarından şöyle bahsediyor. İspanya Futbol Federasyonu'na Messi'nin İspanya adına oynamasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması konusunda ısrar ettim. Ama Messi istemedi ve ülkesi için oynamak istediği için bizi reddetti dedi. Tabii Messi eğer İspanya'yı seçseydi şu an milli takım kariyeri de acayip kupalarla dolabilirdi. Özellikle 2004 ve 2016 yılları arasındaki İspanya milli takımı çok üst düzey başarılara imza atmıştı. Messi Arjantin ile ise çıktığı 158 maçta 80 gol atarken 51 de asist yaptı. Kupa olarak ise müzesinde sadece Kupa Amerika bulunmakta. Didier Drogba Bir dönem ülkemizde de forma giyen efsane fil dişili forvet Drogba 5 yaşından itibaren yetiştiği Fransa yerine ülkesi toprakları fil dişisi seçti. 2002'de yani 23 yaşındayken bu seçimi yapan Drogba o dönem şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Drogba, "Hayır, Fransa için oynamadığım için pişmanlık duymuyorum. Şu anki hedefimiz 2006 Dünya Kupası'na gitmek. Ülkemizin hiçbir Dünya Kupası finalinde yer almadığını asla unutmayalım." demişti. Bu sözünden sonra hem 2006 hem de 2010 Dünya Kupası'na ülkesinin katılmasında büyük rol oynadı. Fildişi Sahili iki kez onun sayesinde Dünya Kupası gördü diyebiliriz. Bir de Drogba'nın şöyle bir sözü var. Tami Abraham'a idolin kim diye soruyorlar. O ise Drogba diyor. Abraham da Afrika kökenli ama İngiltere'yi seçmiş biri. Drogba Abraham'ın kendisini idolleştirmesine şöyle yanıt veriyor. Gerçek Afrikalılar Afrika'yı seçer diyor. Ferdi Kadıoğlu Geçtiğimiz aylarda Türkiye milli takımını resmi olarak seçtiği açıklanan Ferdi, 2015'ten 2021 yazına kadar Hollanda alt yaş kategorilerinde yer aldı ve yer aldığı alt yaş kategorilerinde Hollandalı hocaları tarafından hep 11'de şans verildi. Yani Hollanda aslında ona değer veriyordu diyebiliriz. Türkiye ve Hollanda dışında annesinden sebep Kanada'da Ferdi'nin durumunu izliyor idi. Ferdi de son bir buçuk yıldır aslında hep karar verme aşamasındaydı. Hollanda ve Türkiye arasında gidip geldi ve en sonunda özellikle de çıkışta olduğu bir dönemde Türkiye'yi seçti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve henüz yenilemedi. Kendisiyle Premier Lig'den ilgilenen kulüplerin de olduğu söyleniyor ve çok yönlü bir oyuncuya dönüşmesi kendisi için büyük bir artı sol bek, sol kanat, orta saha oynayabiliyor. Hollanda'yı seçse, Hollanda'da oynayabilir miydi diyen kişiler de çok. Ama Hollanda'nın özellikle sol bek ve sol kanat açısından sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve alt yaştan beri bu kadar değer verdikleri bir ismi eğer seçseydi kesin değerlendireceklerini söyleyebiliriz.